Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim katmer börek. İnanın müthiş lezzetli oluyor. Sadece 4 tane bezeyle çok güzel bir börek hazırlayacağız. Elimizde klasik bardaklarda 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 10 gramlık 1 paket kuru maya. Öncelikle şöyle karıştırıp mayayı biraz eritiyorum. Ardından unu yavaş yavaş ilave edip aslında biraz katayım. Bir tatlı kaşığı tuz. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyorum. Ben unumun hepsini katayım. Biraz daha un almam gerekecek. Sonunda size unun miktarını söyleyeceğim. Toparladım. Şöyle masanın üzerine biraz un serpip hamuru burada toparlıyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım arkadaşlar. Sizde de 3 aşağı 5 yukarı aynı gidecektir. Şimdi hamuru böyle toparladıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Elinize yapışmadığı sürece un kullanmayın. Eğer böyle baktınız hafif yapışıyor, azıcık un serpip yoğurmaya devam edin. Hamuru yeterince yoğurdum artık. Şöyle oldukça yumuşak ama elime de yapışmayan bir hamur arkadaşlar. Şöyle yuvarlak haline getiriyorum. Tekrar kabımın içine bir miktar un serpip içine alıyorum. Streç pini kapatıp bir yarım saat 40 dakika mayalandırıyorum. Hamuru yeterince dinlendirdim. Gayet güzel bir şekilde mayalandı. Masamın üzerine un serpip hamuru masaya alıyorum. Uzun şerit haline getireceğim. Hamuru 4 tane bezeye ayıracağım. Şöyle kenara biraz un serpeyim. Üzerine örteyim, bir 5 dakika beklesin. Bunları dinlendirdim. Şöyle bir tanesini alayım. 2-2 arkadaşlar. Böreğin 2 tanesini altına, 2 tanesini üstüne koyacağım. Şöyle alayım ki elimin altında kalmasın. Üzerine örtün hamurların. Şöyle hamuru hemen hemen bir 40 santim, 50 santim çapında açıyorum. Yapıştıkça şöyle un serpin. Şöyle
Şimdi bu hamuru şöyle bir kenara alayım. Bir tane daha hamur açayım. Bu esnada biraz hızlı hareket edin ki arkadaki bekleyen hamur çok yumuşamasın. Bütün hamurları açtım arkadaşlar. Diğer iki taneyi de açtım. Şöyle katladım. Un serpip katlayın yoksa yapışır. Hamuru açtım. Hamuru şöyle seviyorum. Ettiğim 100 gram tereyağını her yerine güzelce sürüyorum. Bu 100 gram tereyağı hemen hemen iki hamura da yeterli gelecek. Hatta birazcık da sıvı yağ koymam gerekiyordu. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar ortalamada şöyle sıvı yağ koyuyorum. Yağın miktarı böyle çok az da olmasın, çok aşırı da olmasın. Her tarafına güzelce sürüyorum. Şimdi bunu güzel şöyle bir katlıyorum. Her katladığımda yağ süreceğim. Bunu da üzerine yine yağlıyorum. Katları ayrılması için muhakkak yağlayın. Uç kısmı da üzerine atıyorum. Yani çok aşırı olmadan yağlıyorum. Şimdi kenara alayım. Diğer açtığım hamuru seveyim. Bunu da yağlıyorum. Şimdi diğer hamuru tam orta kısmına koyuyorum. Kenarlardan kapatacağım. Her kapattığımda muhakkak yağ sürüyorum. Diğer tarafında biraz fazla kapattım. Diğer tarafında şöyle üzerine atıyorum. Hamurum hazır. Şimdi kenarda beklesin. Diğer iki hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Hamuru tepsinin büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Hemen hemen elimle biraz düzeltiyorum. Şu ikiye katlayayım. Tepsiye yağlı tarafı serdim. Bu şekilde seviyorum. Biraz da tepside düzelteceğiz. Beyaz peynir kullanacağım. Arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Çökelek vardı biraz evde. Olanlarda yapıyorum. Siz de kıymalı, patatesli neyi seviyorsanız hazırlayabilirsiniz. Hatta birazcık da maydanoz katabilirsiniz. Şimdi bunu kenara alayım. Hemen hızlıca diğer hamurumu da açayım. Vaktiniz varsa hamurunuzu yağladıktan sonra bir 20 dakika, yarım saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Daha katları güzel olacaktır. Benim şu an vaktim olmadığı için ben pek dinlendiremedim. Şimdi bunu tam tepsiye göre açmam lazım ki üzerinde düzeltemeyeceğim pek çünkü. Ben şöyle bir ortalama bakıyorum. Gayet iyi.
şu şekilde üzerine doğru kapatıyorum. Kenarları biraz bastırın, peynirleri çıkmasın. Sadece kenarlardan biraz bastırıyorum. Şöyle tereyağı kabının içerisine bir adet yumurtayı güzelce çırpıyorum. Üzerine döküyorum. Hatta şöyle elimle süreceğim, daha iyi olacaktır. Bolca yumurta sürün arkadaşlar. Yumurtasını sürdükten sonra çok derine inmeden ufak şöyle çizgiler atıyorum. Eğer ki vaktiniz varsa tepsi mayasında öncesinde yumurtayı sürmeden önce bekletebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için ben hemen hızlıca yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Katmeri fırından çıkardım. Hatta köşesinden birazcık kızımla yedim. Müthiş güzel pişmiş arkadaşlar. Böyle çıtır çıtır ben üzerini birazcık örttüm. Hiç bıçakla falan kesmeye uğraşmayacağım. Şu şekilde makasla kesip size iç kısmını da ayrıntılı göstereyim. İnanın müthiş güzel kat kat bir çörek olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ayrıntılı gösterip artık videomu bitireyim. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.